Herkese yeniden merhaba. Kısa süre önce size bu marif modeli ile ilgili videolar yapmaya başlamıştım. Ve işte o 3 gün boyunca normalde işte bakanlık tarafından verilen 3 gün boyunca eğit yapılan eğitimler vardı. O eğitimi ben böyle bir saatte özetlemeye çalışmıştım aslında. Şimdi orada Size anlat, aslında anlatılması gereken ama benim çok anlatamadığım ölçme değerlendirme konusu var. Çünkü birazcık zaten müfredatı incelediyseniz her etkinliğin sonunda bir ölçme değerlendirme yapılması gerektiğini biliyoruz. Ve biz bu müfredattaki bu ölçme değerlendirme kısmına da öğrenme kanıtları ismini veriyoruz. Yani... Öğrencilere her öğrenme çıktısında bir etkinlik yaptıracağız. Etkinliklerimiz kitapta var. Zaten 9-1-1 etkin, yani dersinin nasıl işleneceğini bir videoyla bahsetmiştim. Bunu 9.1.2, 9.1.3 şeklinde videolarını devam ettireceğim. İşte orada etkinliklerde mesela 9.1.1'in sonunda diyor ki bütüncül dereceli ölçek yapılır. Değerlendirme ölçeği uygulanır diyor mesela. İşte onlar ne anlama geliyor? Bunları nasıl yapıyoruz? Neler kullanabiliriz? Yani onu kullanmazsak başka ne kullanabiliriz gibi. Birazcık onlara değinmek amacıyla şimdi böyle bir video yaptım. Videoda size buradaki kısımları özetleyeceğim. Burada bir sürü yazılar olacak ekranda. Özetleyeceğim işinize yarayacağı kadarını ama tabii ki siz isterseniz durdurup bir tam olarak hepsini de okuyabilirsiniz. Şimdi ilk olarak en basitten alalım. Ölçme nedir? Değerlendirme nedir? Aslında ölçme dediğimiz şey öğrencideki vermiş olduğumuz bilgi, yorumlama, sorgulama artık ne öğretmeyi amaçlıyorsak onun ne kadar öğrendiğini anlamamızı sağlıyor. Ölçme dediğimiz şey bir sayısal değerdir aslında. Mesela öğrencinin yazılıdan almış olduğu işte 60, 70, 80 bu bir ölçme. Bunun sonucunda öğrenciye verdiğimiz sonuç yani ben bu yazılı yaptıktan sonra işte mesela geçti, kaldı gibi ibareler kullanıyorsam bu da değerlendirme. Yani ölçmenin sonucuna biz değerlendirme diyoruz. O şekilde de aslında kafamıza söyleyebiliriz. Bir final, bir yargı oluyor orada. Burada da zaten o şekilde belirtilmiş. Bu öğretim programında, biyoloji dersinin öğretim programına baktığımız zaman aslında amacımız öğrenciye not vermek değil. Yani çünkü biz genel olarak hepimiz böyle büyüdük. Daha önce de söylemiştim buna ben de dahilim. Yani biz not karşılığını alabilmek için büyüyen çocuklarız. Ve şu anki çocuklar da böyle not karşılığı alabilmek için büyüyorlar. Derslerde öğrendiklerini bunu niye öğreniyorsun? İşte yüksek not almak için, karne iyi olsun diye falan gibi. Hep böyle. Karşılığımız hep not. Ama yeni müfredatta aslında istiyoruz ki öğrencinin güdüsü Not olmasın. Öğrencinin güdüsü motivasyon olsun. Yani çocuk ölçme değerlendirme çalışmalarını yaparken karşılığında not alma amacıyla yapmamalı. Karşılığında hani ben artık bunu yapabiliyorum isteği uyandırmamız gerekiyor öğrencide ve öğrenci motive olarak çalışmayı sevecek. Çünkü şu an biz bunu biliyoruz ki bir kişi eğer çalışmayı severse eminim ki o o konuda o dersten başarılı olur. Çünkü onun güdüsü kendisi içten geliyor. İşte buradaki öğrenme kanıtlarında da amacımız karşılığında çocuğa not vermek değil ama Tabii ki bir not sistemimiz var ve bunun bunun içini doldurabilmek için buradaki etkinliklerimizi kullanabiliriz. Ve bu etkinliklerimizin sonunda da bir değerlendirme bölümü var. O değerlendirme bölümünde öğrenciye not karşılığı verebiliriz. Ama mesela öğrencilere dersin başında yaptığımız ön değerlendirme kısımlarını tutup da not karşılığı veremeyiz. Asla dersin en başına yaptığımız sorularla sorduğumuz o kısımda öğrencinin biliyorsa artı bilmiyorsa eksi gibi bir değerlendirme yapmamamız gerekiyor. Değerlendirmeyi sadece öğrenme kanıtları kısmında yapabiliriz. Şimdi buradaki öğrenme kanıtlarını ne amaçla yapıyoruz? Evet finalinde buna not verebiliriz ama aslında amacımız öğrenme kanıtları kısmında öğrenciyi desteklemek ve onun aslında öğrenip öğrenemediğini anlamaya çalışmak. Yani öğrenciyi e, acaba Yeterince öğrenmiş mi diye kontrol ediyoruz. Öğrenmediği yer varsa eksikliklerini anlıyoruz ve stratejimizi ona göre belirliyoruz. Diyelim ki sizin derse girdiğiniz sınıfınızdaki öğrencilerin seviyesi biraz düşük. İşte etkinliği tamamladınız, bir değerlendirme yaptınız ve doğru düzgün kimse iyi, iyi bir şey alamıyor. İyi bir sonuç çıkmadı. İşte o noktada iyi bir sonuç çıkmayınca destekleme yapmanız kararını verdiniz. Bu kararınızda ne verdirecek? Orada yaptığınız değerlendirme verdirecek ve böylelikle siz aslında yaptığınız çalışma sonucunda bir geri bildirim almış olacaksınız. Buradaki genel amacımız bu. Şimdi ölçme değerlendirme yaparken biz hep klasik bildiğimiz ölçme değerlendirmelere alışız. Çoktan seçmeli, doğru yanlış, işte kısa cevap, uzun cevaplı gibi. Ve buradaki aslında bu klasik ölçme araçlarımız Birazcık daha bilgi odaklı ölçme. Ama bizim şu an yeni uyguladığımız müfredatta her yöne yönelik bir durum söz konusu. Yani öğrencilerin becerilerini ölçmemiz gerektiği için burada birazdan anlatacağım yeni nesil ölçme araçlarının tercih edilmesi gerekiyor. Yani birazcık daha performans ölçtüğümüz. Sadece bilgi basamağı olmayan çok daha yüksek basamaklar. Çocuk yorumlama yapabiliyor mu? İşte çocuk ya da kendi cümleleriyle olayı tekrar özetleyebiliyor mu? Hani bunu daha üst düzey ölçme araçları, yeni nesil ölçme araçlarını kullanarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şimdi burada öğretim programında öğrenme kanıtları denilen yerde hangilerinin kullanabileceği yazmış ve size daha önce bahsetmiştim. İşte bunlar sonu emir cümleleriyle bitmiyor. Emir cümleleriyle de bitmediği için bize bırakılmış durumda. Ve oradaki o edilebilir, yapılabilir gibi yazan şeylerdeki siz orada seçeneklerinizi görüyorsunuz ve o seçeneklerin içerisinden doğrusunu seçmeniz gerekiyor. Size kolaylık olsun diye kitaba zaten yerleşmiş durumda. İsterseniz kitaptakini kullanıyorsunuz ya da ben kendi, kendi aracımı kendim hazırlayacağım derseniz de işte burada benim söylediğim nerede ne kullanabiliriz gibi şeylerle kendi ölçme araçlarınızı da oluşturup kendi istediğinize göre bir değerlendirme de yapabilirsiniz. Şimdi burada birazdan biraz daha ayrıntılı bahsedeceğiz ama çok önemli. Bir performans görevi durumumuz söz konusu ve bu çok çok önemli. Mutlaka mı? Mutlaka her temada bir performans görevi yapmamız gerekiyor. Şimdi müfredattaki öğretim programına baktığımız zaman bazı etkinliklerde diyor ki bir performans görevi verilebilir, yapılabilir gibi ifadeler var. İşte bunun söylediği yerde e, bu ki bir temada 2-3 yerde geçiyor olabilir. Siz bunlardan en az bir tanesini mutlaka yapmalısınız. Çünkü bu, bu kesinlikle yapılması gereken bir şey. Net bunu bileceğiz. Her temada bir performans görevi yapılacaktır. Performans görevini proje ile karıştırmıyoruz. İkisi bambaşka şeyler. Proje dediğimiz şey yönetmelikle belirlenen bir durumdur. Bir proje ödevi verilir ve e-okulda bunun yeri vardır. Proje notu şeklinde. Performans görevi ise başka bir şey. Yani bu müfredat içerisinde yaptığımız etkinliğinin adı. Ha siz yapmış olduğunuz performans görevini biraz daha dönüştürüp projeye dönüştürebilirseniz olur tabii ki. Ama şartımız şu. Şimdi biz proje ödevlerini nasıl veririz? bir genelde böyle olur. Bir konu veririz. İşte onunla ilgili bir araştırma yaptırırız. Bir maket yaptırırız gibi. Ama Performans görevlerini bu şekilde veremiyoruz. Çünkü performans görevlerinin kuralları var. Bir kere performans görevinin çok büyük bir kısmının okulda yapılması gerekiyor. Yani bir konu verdin al götür bunu evinde yap. Olmuyor performans görevinde. İşte en azından konunun yarısından fazlası evde değil okulda yapılması gerekecek. Ve öğrencinin öğrenmiş olduğu bilgileri de yaşantıya aktarması gerekecek. Yani vermiş olduğumuz ödevin yani görevin daha doğrusu performans görevinin yaşantıya uyarlanabilir bir şey olması gerekiyor. Şu an tahminim şu. Nasıl bir şey bu diyorsunuz ama örnekleri var. Birazdan göreceğiz. Öyle sandığınız kadar zor bir şey, değişik bir şey değil aslında. Zaten kitabın içinde de var. Örnekte göstereceğim zaten birazdan. Kitapta mesela performans görevi diye bir etkinlik var. Zaten siz kitapta o etkinliğe geldiğiniz zaman onu yaptırdığınız anda performans görevi temadaki birinci temadaki performans görevi ödevini yapmış oluyorsunuz zaten. O etkinliği atlamayacaksınız, onu yapacaksınız ve böylelikle zorunluluğu da yapmış olacağız. Şimdi bu sayfaya aslında bahsettim. Yapmış olduğumuz tüm bu ölçme değerlendirmeleri yazılıları kastetmiyorum, onları değil. Tüm e, ölçme değerlendirmelerde öncelikli amacımız not vermek değil. Öncelikli amacımız çocuğa geri dönüt vererek, bak gördün mü yapabildin diye ona aslında destek olmak, onun eksikleri varsa eğer tespit etmek ve bunun sonrasında ona özel stratejiler de geliştirebiliriz ya da bütün sınıfa özel strateji geliştirebiliriz gibi. Ama tabii ki biz bu sistemde yapmış olduğumuz bu değerlendirmeleri nota da yansıtabiliriz istersek. Şimdi ölçme değerlendirme uygulamalarına baktığım zaman biz aslında burada temel anlamda 3 tane kısmımız var. Ön değerlendirme kısmı ancak burası bir aslında not verme yeri asla değil sadece çocuğun konuya ilgisini anlayabildiğimiz ön bilgilerini ölçmeye çalıştığımız hani bunu bu sınıfa gelmeden önce bu konuyla ilgili acaba neler biliyor temel kabuller onda var mı diyebildiğimiz kısım burası asla not verme aracımız değil hiçbir şekilde verilmemiz gerekiyor. Sonra öğrenme kanıtı kısmımız var. İşte bu da kitabımızdaki etkinliklerin olduğu kısım. Yani bir öğrenme çıktısını artık biz ne yapıyoruz? Tahtaya geçip direkt konu anlatımı yapmıyoruz. Konunun işlenmesini etkinliğe yedirerek anlatıyoruz. Tabii ki en sonunda bir toparlama yapıp konuyu tabii ki bahsede, bahsedeceğiz, bir toparlayacağız. Ama sonuç olarak önce bir konuyu anlatayım sonra etkinliği yapalım. Öyle bir durum Yok, etkinliğin içine dahil ediyoruz bu sürece. Öğrencinin konuya kendisinin ulaşmasına izin veriyoruz. Yani konuyu öğrenci direkt aktarmak yerine önce onun kendisinin ulaşmasını sağlıyorum. En son konuyu ben toparlıyorum ve etkinlikteki değerlendirmeleri falan hepsini yapıp bitiriyorum. İşte o değerlendirme kısmı öğrenme kanıtları kısmı oluyor. İşte buradaki değerlendirmemizi not olarak da kullanabiliriz istersek. Şimdi kitaba bakıyoruz. Yani pardon öğretim programına bakıyoruz. Öğretim programında o tema ile ilgili öğrenme kanıtı yazan şurada görüyorsunuz. Bu hangi temanın ki bilmiyorum ama temalardan bir tanesi burada var. Mesela demiş ki Öğrenme çıktıları, Öğrenme günlüğü, zihin haritası, araştırma raporu, performans görevi, yapılandırılmış grid, açık uçlu soruların yer aldığı çalışma yaprağı, infografik kullanılarak dereceli puanlar mantığı değerlendirebilir. Bakın şimdi size ne yapmış? Diyor ki burada diyor buraya geldiğinde bu temaya geldi, bunları kullanabilirsin diyor. Zaten olabilecekler yazılmış ve bunların bazıları da öğretmenlerin işini kolaylaştırmak için etkinliklerini zaten içine yerleştirilmiş. Ama isterseniz farklı bir şeyde kendi kendiniz hazırlayabilirsiniz. Şimdi mesela bir tane ölçme kanıtına bakın deney yapma demiş. Hemen 9. sınıf 2. temanın 3. öğrenme çıktısında deney yapmaya uygun bir öğretme öğrenme uygulaması yerleştirilmiş. İşte bu şekilde zaten buradaki öğretme öğrenme uygulamaları buradaki yazanlara göre tasarlandığı için aslında ekstra bir şey eklemenize de gerek yok. Orada kitaptaki yaptığınıza zaten siz müfredata uygun bir şekilde ders anlatmış oluyorsunuz. Şimdi gelelim ölçme araçlarına. Şimdi bir klasik ölçme araçlarımız var. Bunlar genellikle sınavlarda kullandığımız ölçme araçları. Ama bu ölçme araçları öğrencilerimizin becerilerini ölçmek için çok da yeterli değil. Çünkü daha çok bilgi bilgide kalıyor. Ha bazı sorularda yorumlama üzerine de sorular tasarlayıp hani öyle şeyler yapabiliriz ama böyle öğrencinin becerilerini o etkinliği yaparkenki çalışmalarını aşama aşama anlayabileceğimiz şekilde değil. O yüzden bunlardan çok Artık böyle birazcık daha yeni nesil olanları kullanmalıyız. Şimdi ben size bu videoda aslında bunları anlatmaya çalışacağım. Kavram haritası nedir? Zihin haritası nedir? Yapılandırılmış grid, kelime ilişkilendirme testi, tanılayıcı dallanmış ağaç, öz, akran, grup değerlendirme araçları, öğrenme günlükleri, çalışma kağıdı, portfolyo, performans görevi, kontrol listesi, gözlem formu, dereceli puanlama anahtarı, balık kılçığı ve hızlı teknikler şeklinde böyle hızlıca bir bakacağız. Şimdi bir de şu var. Aslında aslında ben eminim ki bunları biliyorsunuz. Ben de dahil. Bunları biliyoruz. Ama biz bunların sadece isimlerini kullanmadığımız için ne yaptığımızdan çok da haberimiz yok. Çoğumuz böyleyiz. İşte kitaplarda aslında hep görüyoruz ama işte onun adı şu. Hani o yok. İsimlendirme yok. Ama tabii ki yazılılarda kullanma durumumuz çok yaygın değil. Çünkü bunun için Tabii ki böyle bir şeyi yazılıya yerleştirmek için bir kere çok titiz bir yazılı hazırlık yapılması gerekiyor. ama tabii ki bir yazılı hazırlığımız da titiz olmalı ki öğrenciye doğru bir puanlama yapabilelim. Ama şimdi ne yapacağız? Süreç değerlendireceğiz. O zaman şu an yazılıyı kastetmiyorum aslında. Etkinliklerde, etkinlik sırasında yapacağımız değerlendirmelerde bunları kullanmalıyız. Mesela ilk kavram haritasıyla başlıyoruz. Kavram haritası nedir? Aslında konuyu bize oklarla özetleyen bir şey. Zaten ekranda bakın şu an görüyorsunuz. Tabii bunun biyolojiyle alakası yok ama e, ekranda var şu an. Bir şey var. Oradan ona, oradan ona oklar çıkartıyor. Biz bunu nasıl kullanacağız? İşte siz böyle böyle bir şey hazırlıyorsunuz. Bazı yerleri boş bırakıyorsunuz. Boş bıraktığınız yerlere öğrencinin tanımlamasını istiyorsunuz. Kitapta kullanılmış mı? Kesinlikle kullanmış. Mesela kitapta bir öğrenme kanıtında kavram haritası kullanılabileceği yazmış. Nerede demiş? Doku organ ve sistemlerin organizasyona ilişkilerin örüntülerinin bulunabileceği durumlar çalışma yaprağında verilebilir. Yani mesela burada e, organizasyon kısmını anlatırken doku organ işte e, orga, organizma gibi organizasyon anlatılırken bunu kavram haritası kullanarak yapabilirmişiz. Burada bize bir örnek göstermiş. Mesela kitabımızdaki 9. sınıf 2. tema 2. öğrenme çıktısının kontrol noktasında bir ne var? e, kavram haritası var. Mesela sınavda da biz bunu kullanabiliriz. Sınava da böyle küçük bir şey hazırlayabiliriz. Ama şeyden nasıl yapacağız? Bu temaya geldiğimizde öğrencilerimize kontrol noktasının Yaptıracağız mesela öğrencilerin kontrol noktasını yapıp yapmamasına göre burayı işte düzgün bir şekilde doğrulayıp tamamlayıp tamamlamamasına göre de bir puan oluşturabiliriz. Örnek veriyorum deriz ki her doğru kutucuğu bir puan olarak değerlendirebiliriz. Oradan sayıp bir puan oluşturabiliriz her öğrenci için ve bunları daha sonra bu şekilde bunlardan bir sürü olacak. Bunların hepsini toparlayıp bir ortalama alıp 100 üzerindeki hale yani 100'e vurduğumuzda karşımıza ne çıkacaktır? E okul sistemine girebileceğimiz bir performans notu çıkabilir. Gayet çok net bir şekilde yanlış anlaşılmasına imkan vermeyecek şekilde net, objektif bir puanlama yapılabilir burada. Mesela bir diğeri zihin haritası. Zihin haritasının kitapta karşılığı açın yok. Çünkü bu zihin haritası öğrenci tarafından yapılan bir şey. Yani öğrenci konuyu anladıktan sonra anlayıp anlamadığını ölçmek için öğrenci diyoruz ki hadi bakalım bununla ilgili bir zihin haritası oluştur. Öğrenci ne yapacak? Biraz resim gibi burası. Öğrendiklerini bakın şurada örnek görüyorsunuz resme dökecek aslında. Bir nevi şey de düşünebiliriz. Kavram haritasının resme dökülmüş hali gibi de düşünebilir ama öyle değil Yani öğrenci bunu bize kendi anlayabileceği şekilde dilde alacak. Ben ona uzun cümlelerle anlattım. O bunu kafasında kurduğu şekillerle, minik kelimelerle cümlelerle olayı özetledi. İşte buna biz zihin haritası adını veriyoruz. Konumuzda bir öğrencilerimize bir zihin haritası yaptırabiliriz. Sonra o zihin haritalarını değerlendirebiliriz. Ya da motive etmek amacıyla yaptırdığımız zihin haritalarını sınıfımızın panosuna asabiliriz. Ya da işte o zihin haritalarını okul gazetesinde yayınlatabiliriz, dergisinde yayınlatabiliriz. Yani oradaki hayal gücü artık size kalmış. Amaç öğrenciye Motivasyon vermek çünkü. Başarılı oldun, yapabildin motivasyonu. Mesela zihin haritası ile ilgili öğrenme kanıtları verilmiş. Demiş ki öğrencilerin bilimin doğasını incelerken elde edeceği bilgileri kendi ifadeleriyle aktarması için zihin haritası kullanılabilir. Öğrencilerin oluşturacağı zihin haritaları puanlama anahtarları ile puanlanabilir. İkinci konumuz bu bizim. İkinci öğrenme çıktığımız. Orada bilimin doğası konusuna bakacağız. Yani bunu anlattıktan sonra öğrencinin bir zihin haritasını yapmasını isteyeceğim. Örnek veriyorum. Sonra da onu bir puanlama anahtarıyla ki birazdan puanlama anahtarıyla ne olduğuna geleceğim zaten. Orada bir değerlendirme yapabiliriz. Geldim. Yapılandırılmış grid. Bu da çok kullanılıyor son yıllarda. Ben mesela kendim de yazılılarımda bunu çok kullanmıştım. Kitapta da örneği var. Yukarıda kelimeleri veriyor son diyoruz ki mesela karbonhidratlar için örneğin yapılabilir. Bakın gördüğünüzde zaten ne olduğunu şu an anladığınıza eminim. Vermiş mesela 16 tane bakın terim. Sonra yazmış yukarıdaki yapılardan hangileri bitki hücresine yer alır? Ya da siz bunu nerede yapabilirsiniz? Karbonhidratların adını verdim oraya. Hangileri monosakkarit, hangileri pentoz, hangileri disakkarit, hangileri bitkisel gibi. Bu bir soru tarzı. Bu şekilde bir yapılandırılmış gridli yazılı da hazırlayabiliriz. Bunu öğrenme kanıtı şeklinde dersimizdeki etkinlikte de kullanabiliriz. Mesela bu bir e, hücre zarından madde geçişleri konusunun öğrenme çıktısında e, kitaba verilmiş bir e, kitapta yani kendi 9. sınıf kitabımızda yer alan bir kontrol noktası örneği kontrol noktası kısmına yapılmış. O konuya geldiğimizde öğrenciden bunu yapmasını isteyeceğiz ve bunu bu puan haline de getirebiliriz geldim kelime ilişkilendirme testi. bu kitabımızda o çok ya var. Birkaç yerde gördüm, kullanılmış. Burada da şu. Mesela hangi konu olsun? Hücre konusunu işliyoruz. Organel dedim. Organel kelimesini öğrettik öğrenciye. Organel kelimesinin çocuktaki karşılığını istiyorum. Yani organeli duyduğunda aklına ne geliyor? Onda ne çağrıştırıyor gibi. Mesela kitabımızda var. Bu bir örnek de kitapta nerede? Mesela biyoçeşitlilikte yapılmış. Biyoçeşitlilik konusunda birinci temanın e, temadanın sonuna doğru orada demiş ki aşağıda biyoçeşitlilikle ilgili zihninizde çağrışım yapan kelimeleri yazınız. Yani biyoçeşitliliği duyunca öğrencinin aklına ne geliyor? Mesela biyoçeşitlilik duyunca endemik gelebilir. Mesela tür çeşidi gelebilir. Bunu bir cümle olarak da yapabilir. Karşısında gelen bir kelime olarak da sorulabilir. Yani size bir kelime veriyor. Onunla ilgili ilişkilendirebileceği bir şey istiyorsunuz şeklinde. Bu da yine bir kontrol noktasında bize kitabımızda yerleşmiş durumda. Geldim tanılayıcı dallanmış ağaç. Bunu da çok görüyoruz. Hani var ya şöyle göstereyim hiç anlatmama gerek kalmayacak. Görünce anladınız şu an ne olduğunu. E, o işte öğrenciye bir cümleyi veriyoruz. Doğru yanlışlarla ilerliyor. Oradaki cümlenin doğruluğu ve yanlışlığına göre finalinde bir çıkış çıkıyor. Kaçıncı çıkıştan çıkmıştır öğrenci şeklinde. İşte kitaptan bir örneğimiz var. Mesela 9. sınıf 1. tema 5. öğrenme çıktısında canların sınıflandırılması konusu bu. Orada bir öğrenme çıktısında bu yer verilmiş etkinlikte direkt var. Burada bu konuya geldiğimizde öğrenciden bu tanılayıcı dallanmış ağacı yapmasını isteyeceğiz. Geldim. Çok yaygın olmayan ama bu müfredatta çok yaygın olarak kullanmaya başlayacağımız kısma. Öz değerlendirme, akran değerlendirme, grup değerlendirme. Üçü de birbirine çok benziyor ama aralarındaki farklılık ne? Şimdi öz değerlendirmede öğrenciden kendi kendini değerlendirmesini bekliyoruz. Yani öz değerlendirme de, örneğin bir etkinlik yaptık. Bir etkinliğin sonunda bir kitabımızda bir kare kod var. Kare kodu okutuyorum. Öz değerlendirme formu diyor orada. Kare kodu okutuyorum ve okuttuğumda bir form çıkıyor. Mesela öğrenciye diyeceğim ki o formu forma göre kendini değerlendir. Sonra ben o formu değerlendirmesi formunda yazdıklarını toplayacağım öğrenciden ve öğrencilerine bütün herkesin öz değerlendirme formunu aldım. Sonra onları kendim okuyup değerlendirmeye başlayacağım. Öz değerlendirmede öğrenciden kendi kendini değerlendirmesini bekliyorum. Akran değerlendirmede ise birbirlerini değerlendirmesini bekliyorum. Grup değerlendirmede ise öğrencilerden bir grup oldu. Demek ki grup çalışması yaptık. Grup çalışması sonucunda e, gruptaki her birey bir grup değerlendirme formu yapıp gruptaki e, üyelerin gruba katkısını değerlendiriyor. Yani fark bu. Mesela akran değerlendirmede gruba katkısını değerlendirmekle kalmam. Genel olarak akranını değerlendirmesini isterim. Genel olarak sadece gruptaki faaliyet olarak düşünmüyoruz. Genel olarak o değerlendireceğiz. Ama grup değerlendirmesinde gruba katkısının değerlendirilmesi üzerine bir özelleştirme var orada ve biz bu değerlendirmeleri nereden bulacağız? İsterseniz kendi formlarınızı oluşturabilirsiniz. İsterseniz kitapta zaten etkinliğe uygun değerlendirme formu verilmiş. Oradaki formu kare koddan okutup formu açabiliriz. İşte onun çıktısını alabiliriz. E, çıktısını alıp öğrenciye dağıtabiliriz. Ya da bunun dışında Değerlendirme formunu öğrenciden defterine yazmasını isteyebiliriz, sonra defter kontrolü olabilir ya da bir kağıda yazıp getirmesini isteyebiliriz gibi yani artık sınıf mevcuduna göre siz daha iyi bilirsiniz onu. Kendi nasıl kolay olacağına inanıyorsanız o şekilde bir form doldurtabiliriz. Şimdi burada örnekleri var. Mesela kitaptan örnek vermek istiyorum. Mesela kitapta bakın 9. sınıf 1. tema 2. öğrenme çıktısının sonunda bir öz değerlendirme ve bir grup değerlendirme formu var. Öz değerlendirmeyi okuttum. Hayır, yokmuş burada. Öz değerlendirmeyi okuttum öğrenciye. Form karşıma çıktı. Onu daha sonra öğrenci okuyunca e, kendi değerlendirin. Hatta bir bekleyin e, hemen ben açayım o formu kare kodu okutup. Şimdi bakın burada görüyorsunuz. Bu 9. sınıf 1. tema 2. öğrenme çıktısındaki öz değerlendirme formu. Her öğrenci kendisini değerlendiriyor. Yaptığı etkinlikte yönergeyi izledim. İzlemiş mi? Her zaman izledim. Bazen izledim. Hiçbir zaman izlemedim gibi. Araştırmalarda farklı kaynaklar kullandım. Araştırmalarına güvenir bilimsel kaynakları kullandım. Kendi kendini değerlendiriyor burada. Ama temada bakın grup değerlendirmesi var. Grup değer zaten soruların farklılığını görüyorsunuz. Bu görevde grubunuzun etkinliğini tanımlayınız. Grubunuzun güçlü yanı nedir? Yani grubu genel olarak düşünüp bir bütün olarak değerlendirme söz konusu. E, akran değerlendirme de bir de aslında çoğunlukta şöyle yapılıyor. Mesela ben eğer ki bunu kendim için doldurursam öz değerlendirme. Ama bunu arkadaşım için doldurursam bu genelde akran değerlendirmesi olarak düşünüyor. Yani mesela arkadaşım için yönergeyi izledi mi? Araştırmasına farklı kaynaklar kullandı mı? Şeklinde. O zaman da akran olmuş oluyor. Sonra bütüncül dereceli puanlama anahtarı var. Bütüncül dereceli puanlama anahtarını ayrıntılı bir şekilde ona özel. Çünkü 9. sınıf birinci tema birinci çıktığının sonunda yapmamız gereken bir dereceli işte bir puanlama anahtarı var. Onu orada özel olarak bahsedeceğim ama şu kısaca alayım. Şimdi mesela bütüncül derece anahtar 9, 1, 1, 1 de var. Burada sorular var. Sorulara göre puanlama. Mesela şuradaki cümleler 4 puan, buradaki cümleler 3 puan şeklinde var. Bunun nasıl kullanılacağından da bahsedeceğim. Bu bir sonraki videonun ayrıntılı olacak. İşte 9, 1, de bu şekilde buradaki puanlama anahtarlarını değerlendirebiliriz. Şimdi geldim öğrenme günlüğüne. Öğrenme günlüğü de şu oluyor. Öğrenci yapmış olduğu çalışma sonucunda neyi öğrendi, neyi ne kadar öğrendi, öğrenemediği şey var mı gibi öğrenme süreciyle ilgili ona sorular soruyor ve bunun üzerinden bir değerlendirme yapılıyor. Mesela bakın örnekte siz o gün bir konu öğrettiniz. Konudan bahsedildi. Konu sonucunda, konu bitti. Sonra öğrenme günlüğü. Benim için yeni olan neydi? Yani öğrencinin bugün dinlediği, konuyla ilgili öğrendiği yeni şey neydi? Öğrendiklerin beni nasıl neden etkiledi gibi. İşte burada böyle öğrenmeyle ilgili, süreçle ilgili sorular soruyor. Bu formlara da öğrenme günlüğü adını veriyoruz. Bir diğeri çalışma yaprağı. Kitabımızda çalışma yaprağı örnekleri var. Mesela 9. sınıf 2. tema 8. öğrenme çıktısı için bir çalışma yaprağı kullanılabilirmiş. Demiş ki çalışma yaprağı kullanılarak öğrencilere yüksek yapılı canların vücut oluşumunda basitten karmaşa olan yapılanma örüntüsünü bulmalarına yönelik açık uçlu sorular yöneltilir. Gibi işte çalışma yaprağından bahsedilmiş. Eğer öğrencinize böyle kısa notlar şeklinde bir şey mesela not dağıtmışsanız aslında adını bilmeden çalışma yaprağı dağıtmış oluyorsunuz. Bazen çalışma yaprakları gerçekten konu içeriği de içerebilir. Bazen sorular da sorabilir. İki türlü de olabilir. Mesela bu bir çalışma kağıdı örneği. Karekotu okuttuğumuz zaman burada böyle bir mineral ve ile ilgili çalışma kağıdı çıkıyor. Her mineralin görevinin yazdığı bir çalışma kağıdı EBA'dan çıkıyor. Geldim portfolyo. Şimdi portfolyo aslında mükemmel bir şey ama bizim ülkemizde hani özel okullar özellikle bunu daha iyi yapıyorlar ama devlet okullarında çok net yapılamıyor. Çünkü öğrenci sayımız çok fazla. Bir de portfolyonun asıl amacı şu. Yani öğrencinin öğrenim hayatı boyunca yapmış olduğu çalışmaların toparlandığı bir dosya gibi düşünebiliriz. Yani bu dijital de olabilir, fiziksel de olabilir. Tabii ki çok fazla öğrencimiz olduğu için bunun dijital olması çok daha doğru olur. Siz öğrencinize yaptığınız buradaki etkinlikler, sonucu yaptığınız öz değerlendirme formları, zihin haritaları ya da bir resim yaptırdığınız gibi bunların hepsini eğer bir dosya içinde tutarsanız dijital ya da fiziksel fark etmez. O zaman aslında bir portfolyo oluşturmuş oluyorsunuz. Ama bunun profesyonel yapılmışı ne olacak? öğrenci anaokulundan eğitim öğretim hayatına başladı. Anaokulundayken yapmış olduğu çalışmalar bir dosya haline geldi. Çocuk ilkokula geçti, dosya ilkokula gitti. İlkokul hayatı boyunca çalışmalar o dosyaya konmaya devam etti. Çocuk ortaokula geldi, o dosya ortaokuluna geçti. Sonra ortaokulda da içine kondu o dosya, liseye geçti. Sonra lisede siz de doldurdunuz. Sonra liseden mezun olurken aldığınız portfolyosunu öğrencinin eline verdiniz. Yani asıl profesyonel anlamda portfolyo bu. Ama şu an tabii ki bu bu şekilde özel okullarda var bazı okullarda ama devlette de şu an bu bu şekilde ilerleyemiyor çünkü öğrenci sayımız çok fazla bundan dolayı. Ama yapılabildiğini bir hayal etsek çok güzel bir şey olur ama inşallah o günlerde gelir. Şimdi geldim en çok önem vermemiz gereken çünkü bunu yaptırmak zorundayız. Performans görevi. Her temada en az bir performans görevi zorunluluğumuz var. Dokun sınıf yani biyolojide daha doğrusu her sene iki temamız var. 9'da da 10'da da 11'de de 12'de de her sene iki tema. O zaman biz öğrencilere her sene iki tane performans görevi yaptırmamız gerekiyor. Bunlardan biri birinci dönem, diğeri ikinci dönem olacak şekilde. Zaten kitabımızı takip ettiğimizde bu tasarlanarak kitabın içine performans görevleri hazır olarak verilmiş. Ama yok ben onu kullanmayacağım, ben başkasını yapacağım, başka da vereceğim diyorsanız tabii ki verebilirsiniz. Ama hazırı da zaten verilmiş durumda ama performans görevlerini şunu unutmuyoruz. Konuyu eline verdim, al götür çalış. Böyle bir şey değil. Bir kere büyük bir kısmının sınıfta yapılması gerekiyor. Okulda sizin önünüzde yapması gerekiyor ve mutlaka yaşantıya vurması gerekiyor konunun. Yani yaşantıyla alakalı bir şey olması gerekiyor. Ve performans görevini verdikten sonra görevi tamamladıktan sonra bir de öğrenciyi bir puanlama anahtarı gibi bir değerlendirme anahtarıyla da de mutlaka değerlendirme yapmamız da gerekiyor. Yani görevin değerlendirilmesi olması gerekiyor. İşte ne olabilir? Mesela kontrol listesi, gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi durumlarla biz performans görevlerini değerlendirmeliyiz. Şimdi performans görevi verirken dikkat ettiğimiz kısımlar var. İlk kısım tanımlama kısmı. Bu kısımda öğrenciye vereceğimiz konuyu tanımlatmamız gerekiyor. Yani "verdin, geçtin" değil. Tam olarak öğrenciye ne yapması gerektiğini tanıtıyoruz burada. Sonra görev. Öğrenciye bu görevde ne yapması gerektiğini yani vermiş olduğumuz görevin ne olduğunu açıklıyoruz. Yani aslında mesela projede de yaparız ya bunu. Ee, i̇lk olarak mesela proje verirken proje ödeviyle ilgili genel açıklamalarda bulunuruz. Mesela o aslında tanımlama. Daha sonra da öğrencilere tek tek ödevlerini veririz. Konularını dağıtırız. İşte o da buradaki göreve benzetebiliriz. Sonra yönerge. Sonra öğrenciye vermiş olduğunuz görevin nasıl yapması gerektiğini açıklıyorum. Ve şunu da unutmuyorum. Puanlamamın da nasıl yapılması gerektiğini anlatmalıyım. Yani öğrenci için yapmış olduğu görevi nasıl puanlayacağım sürpriz olmamalı nasıl bir puanlama yapacağınızı da bilmesi gerekiyor. Çünkü görevi yaparken onlara da dikkat etmesi gerekecek. Ve en sonunda öğrenciyi puanlıyorum ve görevi tamamlıyorum. Birazdan örnek görev var zaten bakacağız. Şimdi mesela bakın 10. sınıf 2. tema 9. öğrenme çıktısında bir görev verilmiş. Demiş ki öğrencilerden atık yönetimi konusunda ulaştıkları bilgileri çevre duyarlılığını arttırmak ve farkındalık yaratmak için bir proje tasarlamak üzere kaydetmeleri istenir. Öğrenciler atık yönetimi konusunda yürütülen çalışmalara katılmaları yönünde desteklenir. Öğrencilere grup çalışmasıyla okulları için atık yönetimi konusunda proje hazırlamaya yönelik performans görevi verilebilir. Bakın burada bir performans görevi verebileceğinizi yalnız sonda demiş ki bunu verdikten sonra öğrencilerin projeleri bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Öz değerlendirme, grup değerlendirme yapılabilir. Yani siz bunu yaptırarak aynı zamanda bir proje notu gibi bir nota da dönüş Bilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum proje notu bambaşka bir şey. Her öğrencinin farklı farklı aldığı bir durum. Çünkü her öğrenci biyolojiden almıyor. Bütün sınıf biyolojiden proje notu almıyor. Ama performans görevini bütün sınıf yapıyor. İşte o yüzden bundan dolayı birebir aynı şey gibi düşünmemem gerekiyor. Bunun gibi mesela burada size demiş ya da mesela 10. sınıf 2. tema 8'in çıktığı için de böyle bir durum var. E ee, öğrencilere ekolojik ayak izini küçültebilmeye yönelik broşür hazırlayacakları bir performans görevi verilebilir. Yani bir aktiflik var. Mesela burada bir atık yönetimi vardı. Burada bir e, işte şey yazıp, pankart gibi bir şeyler hazırlatabiliyoruz gibi. Mesela bakın 9. sınıfın 1. tema 3. öğrenme çıktısı performans görevi çıktısı. Siz zaten sınıfta bunu yaptırırsınız. Bitti. Birinci tema görevini tamamlamış olduk. Üçüncü etkinliğimiz bilimsel etik performans görevi. Bu bizim üçüncü öğrenme çıktığımızın bilimsel etik, bilim etiği konusu. Mesela burada 80 dakikalık bir etkinliğimiz var. Bunu zaten nasıl yapacağız kısmına bir video hazırlayacağım. Oraya geldiğimiz öğrencilerimize bunu yaptırdım ve ben performans görevini yapmış oluyorum. Bu şekilde. Ekstra yorulmayacağım. Ekstra bir şey yapmama gerek yok zaten. Ha bakın en sonunda da bunu yaptırdığım öğrencilerimi analitik dereceli puanlama anahtarıyla da puanlamasını yapıyorum ve bitiriyorum. Geldim kontrol listesi. Kontrol listesini şöyle anlatacağım size. Çok daha iyi anlayacaksınız. Eğer ÖSYM ya da MEP sınavlarında görev aldıysanız, öğretmen olarak görev aldıysanız bizim elimize Kitaplar işte kitapçıklar verildiği zaman böyle bir tane de bir kağıt verilir. Orada yazar. İşte der ki 8'de saat 08 işte 0800 kitapçıkların teslim alınması. 08.15 sınav kurallarının öğrencilere okunması der. Yanında böyle tik konulabilir boşluklar olur. Siz orada yazanlara adım adım yerine getirir bir de Kilersiniz. İşte o bir kontrol listesi. Yani öğrencilere bu şekilde bir çalışma yaptırıyoruz. Böyle aşamalı çalışma. Hangi aşamanın nasıl yapılması gerektiği böyle tane tane olan bir yönergeler var. Ve öğrenci onu yaptıkça tikliyor. Yaptıkça tikliyor. İşte bu bir kontrol listesi olmuş oluyor. Örneğimiz var. Mesela 11. sınıfın 1. tema 4. çıktısında deney sırasında olası hataların önüne geçmek için yapılması gerekenlerle ilgili bir kontrol listesi kullanılır demiş. Orada bir deney yapma var. Deneyin aşamaları nasıl yapacağımı kontrol listesi gösterecek. Demek ki ne olacak? 11. sınıf kitabımız çıktığı zaman burada bir kare kod olacak. Eğer sistemi değiştirmezlerse bir kare kod olacak. Yani kare kodu okuttuğum zaman ben kontrol listesine ulaşacağım. Örneğimiz var. 9. sınıf 1. tema 4. öğrenme çıktısında kontrol listesi var. Öğrenci yakın çevreden iki ayrı canlı seçilerek gözlem yapıldı. Gözlem yapmışsa evet diyecek. Tıklayacak. İşte buradaki kare kutu okuttuğunda EBA'ya bağlanıyor ve bu kontrol listesini görebiliyoruz. Geldim gözlem form. Bunu da gözlem yaptırmamız gerektiren bir etkinlikte kullanabiliriz sadece. O gözlemlerini bu forma dökecek. Sonra ben o gözlem formunu toplayacağım ya da işte artık nasıl daha rahat olursa onun değerlendirmesini yapacağım. Mesela gözlem formu var 914. Bakın mesela şurada bir kontrol listemiz vardı. 914'te öğrencinin yaptıklarını kontrol ettiği bir listem vardı. Oradaki şeyde gözlemlerini yazacağı bu kitapta bu arada bir kare değil aynı öğrenme çıktısında bir gözlem tablosu yerleştirilmiş o, o bir gözlem formu olmuş olacak. Öğrenci canlı seçiyor bu öğrenme çıktısında. Örneğin evinde bu öğrenci bir kedi besliyor, bir köpek besliyor. Gerçi kediyle köpek de birbirine çok benzer oldu ama hadi bir kedi olsun, bir kuş benziyor. Sonra kediyle kuşu iki canlı seçti kendine. Ama tabi tab burada biri bitki demiş, seçmesin kuşu. Bir kedi, bir de evinizde evinde bir saksı var. İşte bir saksıda bir bitki var. Bitkiyle e kedi ne yapıyor? Karşılaştırmaya başlıyor ve her gün onları gözlemliyor. İşte gözlemlerini buraya, beslenmelerini buraya notlar alarak dolduracak öğrenci. Demek ki biz bu etkinliğe geldiğimizde çok önceden bir ödevlendirme yapacağız. Çünkü evinde böyle bir yani okul dışında böyle bir karşılaştırma yapmasını bekleyeceğim. Geldim dereceli puanlama anahtarlarına. Bunlara kısaca rubrik de adını veriyoruz. Bunun da ne olduğunu biliyorsunuz aslında. Az çok eğer yaşınız bana yakınsa ya da benden daha büyükse ben buna hakim olduğunuza eminim. Benim lise dönemlerimde böyle bir gençlik dergileri olurdu. Ee, işte her hafta çıkan haftalık dergi ya da şu an mesela bazı internet sitelerinde şimdi reklam oluyor falan ona da reklam yazmayalım o yüzden böyle söyleyemiyorum bazı internet sitelerinde şey yazıyor mesela hangi Nu karakterisi gibi böyle şeyler var. Onlara baktığınız zaman e, göreceksiniz. işte böyle size sorular soruyor, işaretliyorsunuz. Sonra en son bir puan çıkıyor. E, siz bir şey oluyorsunuz. Aslında o bir puanlama anahtarı. Orada yapılan şey tam olarak bu. Puanlama anahtarı bu olacak. Mesela e, bizim şeyde de var. E, şöyle tabii ben çeşitlerini anlatmadım size daha. Bizim e, kitabımızda da bundan bol bol kullanılmış zaten. Şöyle göstereyim. Mesela iki çeşit e, de, e, dereceli puanlama anahtarı var. Bütüncül ve analitik. Aradaki fark şu. Eğer performansı bir bütün olarak değerlendiriyorsam yani yapmış olduğu etkinliği parçalara bölmeden bütününe bakarak değerlendirme yapıyorsam bütüncül puanlama ölçeği. Ama yok ben bunu parçalara bölüyorsam analitik. Mesela e, dönem ödevi yani proje veririz. Projelerin bir de bir e, ölçeği vardır. Puanlama ölçeği verilir. Yazarız orada. Başlık, işte mesela ya da işte e, kapak sayfası tasarımı. Kapak sayfası 5 puan. Zamanında teslim etme 15 puan. İşte e, ne denir onun dışında? Ödevin tertibi düzeni 10 puan gibi böyle puanlama şeylerimiz vardır. Onlara bakarak ha, işte mesela kapak var mı? 5 puan veririz öğrenciye. İçerik doğru dedi mesela 20 puan veririz. İşte bu şekilde 100 üzerinden bir puan oluştururuz. İşte orada ne yapıyoruz? Ödevde ödeve kategoriler ekliyoruz. Kapağı ayrı verdik, temizlik düzene ayrı verdik, zamanda teslime ayrı verdik. Bunların hepsini ayrı ayrı düşündük. İşte o zaman biz analitik yapıyoruz aslında. Onun adı analitik olmuş oluyor. Mesela analitiği şurada görüyorsunuz. Mesela araştırma sorusu ve amaçlar için onu yaptığındaki amaç, araştırma sorusu ve amaçlar için bir kategori yapmış. Buradaki cümle ona uygunsa yeterli değil ya da işte kabul edilebilir. Oldukça iyi, mükemmel öğrencinin yaptığı çalışmaya göre 1, 2, 3 ve 4 puanlarından birini verdim. Ama bunun yerine ben genele hitap edersem, yani bu öğrenci genel olarak konuyu derinlemesine eksizlikle almışsa bu anlamda çok iyiyse öğrenciye 5 puan veriyorum. Ama bunu yaparken bazı şeyleri eksik yapmışsa 4 puan veriyorum. Daha da eksik yaptıysa 3 puan veriyorum gibi bir genel Projeyi yani genel olarak etkinliği bir bütün olarak tasarladım da. bütüncül ama bunu parçalara böyle bölersem o da analitik olmuş oluyor. Geldim balık kılçığı. Balık kılçığında da aslında sebep sonuç ilişkisi sunuyoruz öğrenci. Kitapta hiç örneği yok ama bir yazılı da kullanılabilir ya da kendiniz oluşturabilirsiniz. Mesela ne yapıyorum? Balık kılçığındaki balık kısmına sonucu yazıyorum. Diyorum ki küresel ısınma. Sonucum küresel ısınma. Diyorum ki küresel ısınmanın sebeplerini yazınız. Sebepleri de balık kılçığının, kılçıklarının olduğu tarafı yazmalarını istiyorum sınavda. Küresel ısınmanın sebepleri nelerdir sorusunu klasik olarak sormak yerine şekilli şükürlü sorduğumda yeni nesil bir ölçme aracı kullanmış olursunuz. Geldim hızlı tekniklere. Bu aslında öğrencilerle birazcık daha oyunumsu gibi düşünebilir. Bunun bir sürü çeşidi var. Alfabe tekniği, giriş çıkış tekniği, grafiti duvar tekniği bilmem ne bu böyle böyle gidiyor. Biz burada mesela örnek olarak buradaki şeyde 3-2-1 verilmiş ya da işte şöyle bir şey bu. Mesela öğrenci diyoruz ki bugün öğrendiğin 3 şey yaz. Bugün ilginç bulduğun 2 şey yaz öğrenemediğin bir şey yaz gibi. 3 tane bir şey, 2 tane bir şey, 1 tane bir şey istiyorsan buna 3-2-1 tekniği diyor. Yani konuya geldim. Konunun sonunda dedim ki hadi bakalım herkes bu konudan öğrendiği 3 şey yazsın. Ya da işte bu konuda ilginç bulduğunuz 2 şey yazın. Çok iyi anlayamadığınız bir şey yazın dersem siz aslında 3-2-1 tekniği uygulamış olursunuz gibi bu şekilde gidiyor. Evet, buranın sonuna geldim. Elimden geldiğince buradaki ölçme araçlarını size tanıtmaya çalıştım. Ama özetleyecek olursak, kitabımızdaki etkinliklerin sonunda bize sunulan aracı kullanmak çok daha basit tabii ki. Hazır verilmiş çünkü. Ama isterseniz mantığını anladığınızı düşünüyorum. İstediğiniz gibi süreci yönlendirip kendi ölçme araçlarınızla da etkinliğinizi değerlendirmesini yapabilir ve isterseniz bunları e-okulda kullanabilirsiniz ki kullanmanızı da tavsiye ederim. Çünkü hem böylelikle objektif olarak yapabileceğimiz çok net sebebi belli, notu niye verdiğiniz belli, herhangi bir şaibe yok. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde bir performans notunu bu şekilde oluşturabiliyoruz. Evet umarım burada anlattıklarımı anlamışsınızdır. Ben amacıma ulaşabilmişimdir. Eğer bu konularla ilgili, marif modeliyle ilgili çünkü çok fazla istek geldi yazanlar oldu. E, i̇stediğiniz şeyler varsa anladığım bildiğim kadarıyla destek olmaya çalışacağım. E, bir sonraki herhangi bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.